Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Tanımalı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte önden çekiş ve arkadan itiş iki aracın arasındaki farklar nedir? Biraz bu konu hakkında takdir üzerinde bilgilendireceğiz. Önden çekiş bir araç daha düşük yakıt tüketirken, arkadan itiş bir araç fazla yakıt tüketmektedir. Güç kaybı daha azdır, güç kaybı daha fazladır. Çünkü önden çekişli araç daha iyi tok üretebilir. Arkadan itiş bir otomobil ya da hafif ticari bir araç gücünü devresiyeye verdiği için burada bir tok kaybı bulunmaktadır. Aynı zamanda yakıtı da biraz fazla yakmakta. Günlük sportif olarak önden çekişli bir araç kullanırken arkadan itiş sportif, yani ağır hafif ticari gibi kıyaslayabiliriz. Daha kompakt, yani daha kompakt dediğimiz daha az yer kaplamaktadır önden çekişli bir araç. Arkadan itiş bir araç ise daha fazla yer kaplar. Evet, doğru. Önden çekiş araçlar daha karmaşıktır. Hele otomobillerde gördüğünüz gibi motor sıkışık durumdadır. Çünkü oradaki sistem de örneğin bir hafif ticari araca göre ya da bir kamyonete göre farklıdır. Çünkü arkadan itiş olan araç motordaki gücü alarak devreseleri sayesinde arkaya verir. Bu da motorda fazla yer kaplamaz. Bunu da söylemekte yarar var. Dediğim gibi önden çekişli daha karmaşıktır. Arkadan itiş daha basittir. Bu birbirinin verdiği güçten dolayı virajlarda kötü yol tutuşudur. Çünkü arkalar bağımsızdır tamamen. Araç önden olduğu için arkalar böyle kedi gibi kayabilir yağışlı havalarda. Biraz tehlikeyi arz edebilir ama arkadan itiş bir araç virajlarda iyi yol tutuşu sağlar. Hafif ticari araçlarda da muhakkak önden çekişli bazı araçlar var. Benim aklıma gelenler Fiat Ducato modelleri her zaman önden çekişlidir. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.